Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye'deki orman yangınları halen devam ediyor. Bununla ilgili olarak Almanya'daki vatandaşlarımızdan bir yardım kampanyası var. Bunu size duyurmak istiyorum. Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Türk esnafı orman yangınları nedeniyle kardeş kent Antalya'ya yardım için harekete geçti. Can Restoran, Can Süpermarket, Mevlana Restoran ve Öztat Döner Manavgat için müşterek bir yardım kampanyasına imza attı. Yardımların 14 Ağustos'a kadar firmalara teslim edilmesi istenirken özellikle çocuk bezi, her türlü hijyen ürünleri, havlu, çorap, ayakkabı, tişört, iç çamaşırı ve evcil hayvan mamaları istendi. Toplanan malzemeler belge karşılığında Manavgat Belediyesi'ne teslim edilecek dendi. Bununla ilgili olarak da bir broşür var. Şu yazıyor. Türkiye'deki orman yangınlarında mağdur olanlarla dayanışma kampanyası 16 Ağustos 2021 tarihinde Nürnberg'ten kardeş şehir Antalya'ya bir tır dolusu dayanışma göndereceğiz diyor. Katkıda bulunmak isteyenler malzemeleri kampanyayı düzenleyen işletmelere 14 Ağustos 2021 tarihine kadar teslim edebilirler. Öncelikle talep edilen malzemeler çocuk bezi, her tür hijyenik ürünler, havlu çorap, ayakkabı, tişört, iç çamaşırı, evcil hayvan mamaları. Malzemeler belge karşılığında Manavgat Belediyesi'ne teslim edilecektir. Katkıda bulunanlara teşekkür ederiz deniyor. Can Restoran, Can Süpermarket, Mevlana Restoran, Öz Tat Döner. Evet Nürnberg ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza da duyurulur. Bildiğiniz üzere <laughs> değerli izleyicilerimiz maalesef içimiz yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Ana vatanımızda durum gerçekten sıkıntılı bir durum. Yüz binlerce hektar alan yok oldu gitti. Bu kadar Yangının aynı zamanda çıkmasının ben bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Alçakların çıkardığı yangınlar olarak görüyorum. Bununla ilgili olarak Türk Adaleti, Türkiye Adaleti elbette gereğini yapacaktır. Bu alçakları bulacaktır, yakalayacak ve en doğru kararı, bunlar hakkındaki en doğru kararı verecektir. Çünkü görüntüleri izlediğimde değerli izleyicilerim ben gerçekten içim parçalanıyor. İnsanlar öldü, evlerinden, yurtlarından, barklarından oldular. Hayvanlar öldü. Bu ormanlarda yaşayan hayvanlar öldü. Daha aklınıza gelebilecek pek çok acı, üzüntü. Bütün bunlar devam ederken beni üzen bir diğer önemli konu ise böylesine tüm milletimizin bu yangınlar karşısında birlik olması gereken dönemde birileri siyasi rant peşinde koşuyor. Birileri Oy kapma peşinde koşuyor. Bunlar hoş olmayan davranışlar arkadaşlar. Ortada bir cenaze var. Bu cenazeyi önce bir kaldırın, ondan sonra kavga edeceksiniz edin. Eksiklikler yok mu? Var. Hatalar yok mu? Var. Her şey dört dörtlük mü? Hayır değil. Eleştirmekten de korkmuyoruz ama şu anda kavga etme dönemi değil. Yapmayın arkadaşlar. Yani Türkiye'de siyasetin de bir duruşu ahlakı olmalı. Ülkemiz yanıyor, ana vatanımız yanıyor, ciğerlerimiz parçalanıyor. Birileri kalkmış, özellikle sosyal medya hesaplarında görüyorum. Ben siyaset yapmıyorum, sadece gördüklerimi anlatıyorum. A partisi, B partisi, C, E partisi falan benim için umurumda bile değil. Ben ülkemde yanan bir tane filan için, ağaç için konuşuyorum. O ormanda ölen bir hayvan için konuşuyorum. Evi barkı yanan, hayatını kaybeden insanlar için konuşuyorum. Siyaset gelir gider, Ali gelir, Veli gider, bilmem. bu geçer. Hepsi palavra. Bana göre dünyanın her yerinde siyaset palavracılıktır. Evet, palavracılıktır. Bunları bir kenara, ya ortada evi yanıyor adamın, sen bu adamın evinin yangınından... Run çıkartmaya çalışıp kavga ediyorsun ya. Ayıp be, ayıp. Adamın evi başına yıkılmış. Ocağı sönmüş. 50-60 yıl boyunca çalışıp biriktirdik. Parayla o evi yapmış. Şimdi ortada hiçbir şey yok. Çoluk çocuğu ölenler var. Böylesine acı bir tablo varken ve bu tablo devam ederken, yanmaya devam ederken sen kalkıyorsun, siyasi bir şovun içerisine girip bu işten oy devşirmeye çalışıyorsun. Ya siyasetinde bir ahlakı olur ya. Ahlakı olur. Önce şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki, evet eksiklikler var ama şu an kavga zamanı değil. Şu an el birliğiyle yardım etme zamanı, yangınları söndürme zamanı demelisin. Sosyal medyada görüyorum bazı ünlüler bu konuyu suistimal ediyorlar. Ya bu ülke bizim ülkemiz. Başka vatanımız yok. İyi de olsa kötü de olsa bu vatan bizim. Bu vatan o siyasetçilerin falan değil babalarının malı değil bu ülke. Yani bu Türkiye'yi yönetenler, muhalefettekiler, milletvekillerinin babasının malı değil bu ülke. Milletin ülkesi bu. Gelirler giderler siyasetçiler. Asıl olan millettir. Vatandır. Gerisi teferruattır. Görüyorum. Adamın evi yanıyor. Adamın evi yanarken onun önünde siyaset yapıyor adam. Geçmiş kameranın önüne. Cep telefonuna çekiyor. Arkada adamın evi yanıyor. Ağlıyor insanlar. Bu hale siyaset yapıyor. Utanmıyor musun? Adamın evi yanıyor. Gir oraya yardım edeceğine siyasi şov peşinde koşuyorsun. Ben yangın bölgesine gittim demek için, kendini göstermek için Belki de genel başkanına çok özür dilerim yalakalık olsun diye gidiyorsun oraya. Nasıl siyaset bu ya? Hangi siyasetten bahsediyorsunuz siz? Siyaset bu mudur? Şov mudur siyaset? İnsanların evi yanıyor, barkı yanıyor, ocağı yanıyor, ocağı sönmüş. Memleket toprağı yanıyor. Senin umurunda değil ki 3 tane oy almanın peşindesin Instagram'da, Twitter'da, orada burada Aa bilmem kim oraya gitmiş de falan filan dedirttirebilmek için bunları yapıyorsun. Yardım falan senin umurunda değil. Zaten senden siyasetçi falan da olmaz. hokkabas Hangi gün muhalefet yaptınız ki? Hangi gün muhalefet yaptınız? Muhalefet yaptığınızı mı sanıyorsunuz? Muhalefet yapmak demek körü körüne her şeyi karalamak, eleştirmek değil, çözüm yolu da sunmaktır. Yanlış bir şey varsa yanlışa yanlış, doğru ya da doğru de, diyebilme cesaretini gösterebilmektir muhalefet. Arkada ev yanıyor ya, ev yanıyor. Şimdi kim olduğunu söylemek istemiyorum, göstermiyorum görüntüsünü. Utanmadan, sıkılmadan arkada feryat ediyorlar. Tutmuş telefonu, böyle telefonu tutmuş. Anlatıyor şu eksik, bu gelmedi, o olmadı, bu olmadı. Şöyle olacak, böyle olacak, bilmem ne oldu falan. Adam anlatıyor, arkada feryat ediyor, adamın evi yanıyor. Evi yanıyor, evi senin evin yansa ne yaparsın? Senin barkın yansa ne yaparsın? Çoluk çocuğun perişan olsa yansa Allah korusun ne yaparsın? Bir tanesi telefonu eline alsa böyle çekse. Siyasetin ne bir duruşu var ya, ahlakı var ya. Ayıp ve ayıp, ayıp. Ne bu rezillik ya? Ne bu ahlaksızlık ya? Hiç mi utanmıyorsunuz? Üç tane oy alacağım diye bir tek davul zurna getirip halay çekmediğiniz kaldı. Halk yardım ediyor. Yardım kuruluşları yardım ediyor. Herkes yardım ediyor. Ama siyasetçiler ne hikmetse bundan oy devşirmenin peşine düşmüş. Hastalık ya Türkiye'de. Siyasetçiler hasta. Vallahi öyle bak. Hasta bunlar. Onların bir tek derdi show, Özellikle bu sosyal medya çıktığından beri bazı siyasetçiler yapmadığını bırakmıyor. Bir tane milletvekilini polis çeviriyor. Geçen Twitter'da gördüm. Polis ediyor ki ben milletvekiliyim diyor. Millet, polis diyor kimliğinizi görebilir miyim? Sen beni tanımıyor musun diyor. Sen beni tanımıyor musun diyor. Ortalığı yıkıyor, basıyor gidiyor, göstermiyor hiçbir şey. Ya çıkar kimliğini göstersene. Sen milletvekiliysen ben de milletin ta kendisiyim. Sen benim vekilimsin, ben milletim. Aslım ben. Asım ben, as. Sen vekilsin. Benim vekilimsin. Kimliğini göstermemek ne demek ya? Ne demek yani? Siyaset bu hale gelmiş Türkiye'de. Polis ediyor, sen beni bilmiyor musun diyor. Tanımıyor musun diyor. Böyle bir şey olabilir. Milletvekili bunu yapar mı? Milletin vekilisin sen. Çıkar kimliğini göster. Ehliyetini göster. Ne olacak? Şov peşinde koşuyorsun. Utanmıyor musun? Senin suçun yok. Seni seçip oraya gönderenlerin suçu var. Bu milletin suçu kardeşim. O milletin vekilinin değil. Milletin kendisinin suçu. Türkiye'de seçim sistemi şu. Siyasi partiler önüne diyor ki al diyor adaylar bunlar bunları seçeceksin diyor. Başka bir alternatifin yok ki. Bağımsız aday falan büyük şehirlerde falan kazanma şansı yok ki. Partiye oy veriyor millet. Sonra da işte böyle hokkabazlar çıkıyor ortaya. Kusura bakmayın böyle